şehitlikten kayyesi, yani o bir kutsal inanç olarak değil ki, Leninizm için diyor, feda olsun canım diyor. Leninizm. Yani Marksist Leninist düşünce. Yaşasın Marksist Leninist düşünce diyor. Kahrolsun faşizm diyor adam. Bu kadar yani, başka slogan bilmiyor. Marksist Leninist düşüncenin karşısındaki düşünceyi sadece faşizm olarak görüyor. Yani bir adam Marksist Leninist değilse mutlaka faşisttir diyor. İkinci bir yol yoktur diyor. Mesela Apo da yani benden ilgili bir açıklama yapmış. Devletin diyor Milli İstihbarat Servisi diyor, bu tip kişileri görevlendirir diyor. MİT elemanı olduğumu söylüyor benim. Ondan sonra abi ki MİT'in kapısını bile bilmem ben önce hayatımda, yani nerede olduğunu, binasını bile bilmiyorum. Hakikaten bilmem yani. İstanbul'da da bilmiyorum, Ankara'da da bilmiyorum. Devlet diyor hep bu tip insanların diyor görüşlerinden istifade ederek diyor bir politika belirler diyor. Dolayısıyla Osmanlı'da da bu böyle olmuştur diyor. Osmanlı'da da ulemadan devlet istifade etmiştir diyor. Şimdi de diyor Adnan Hoca'dan diyor böyle istifade ediyor diyor. Yani biz Darwinist, anti-Darwinist, anti-Marksist, anti-komünist faaliyet yapıyoruz ya. Bayağı rahatsız olmuş ondan. Nasıl yorumlayacağını, nasıl açıklayacağını şaşırmış durumda. Kardeşim biz fert olarak Allah'ı, kitabı, dini, imanı seven bir insan olarak ortaya çıktık Allah rızası için. Ben ne MİT'in yolunu bilirim, ne başka bir düşüncenin yurdunu bilirim. Bilmiyorum. Hayır, ben MİT'e karşı olduğumdan değil. Yani iftihar ederim devletin bir kuruluşu, kurumu. Yani MİT mensubu olsam iftihar ederim. Benim öyle bir şeyim yok. Ama değilim. Yani inşallah. Devlete de ben yön verdiğim yok. Böyle bir iddiam da yok. Yani kimseye ben oturup şöyle yapın, böyle yapın. Ama vatandaş olarak ben fikrimi tabii ki söylüyorum. Yani istifade eden de olabilir. Yani bir Tabii ki siyasetçi canım. doğru görüp bu doğru, hakikaten böyle yapalım diyebilir kendi kafasında. Siyasetçi tabii çeşitli insanlardan, çeşitli fikirlerden istifade ediyorlar, onlar da gayet normal. Dolayısıyla tek taraflı bu anti-komünist faaliyeti bizim yapmamız, tek başına yapmamız zor oluyor. Bize destek gerekir. Yani devletin bizim önümüzü açması, bize imkan sağlaması gerekiyor. O zaman bu uzun vadeli planı başından çökertmiş oluruz. Yoksa gittikçe bilim de, teknoloji de geliştikçe, imkanlar geliştikçe Darwinist, komünist propaganda gittikçe saracaktır. Liselere, ilkokullara, her yere saracaktır. Bir süre sonra çok geç kalınır, geç kalınabilir. Yani hiç etki edilemeyecek hale gelebilir. Yani çok büyük bir kitleyi ikna edip kendi saflarını çekebilirler. İdeolojik propaganda çok hayatidir. Hatta diyor komünistler, komünist hareket diyor gelişirken burjuva sınıfı diyor kendi rahatına düşkün olduğu için, tabii devleti, kardeşlerimizi, herkesi tenzih ederim. Burjuva sınıfı diyor rahatına düşkün olduğu için bu yaklaşan tehlikeyi diyor, kendini yutacak, kendini ezecek, kendini mahvedecek tehlikeyi ısrarla görmezden gelir diyor. Yani bu konuda son derece rahat olun diyor. Yani burjuvazi o kadar mal hırsından ve dünya hırsından o kadar gözü döner ki diyor. Yani zenginlik hırsından. Komünist gelişme diyor kapısına dayansa dahi diyor ilgilenmez diyor. En son diyor hayatına kastedildiğini anlar diyor. O zaman diyor uyanır diyor. O zaman da çok geç olur diyor. O yüzden diyor siz komünist propaganda yaparken karşı atak, yani burjuvazinin karşı atak yapmasını hiç endişe etmeyin diyor. Öyle bir şey olmaz diyor. Onlar kendi keyfinde ve rahatındadır diyor. Komünistlerin açıklamasında. Suriye'de bir genç, Suriye bu hale nasıl düştü biliyorsun, bir ara Hafız Esad'ın elindeydi. Komünistlerin eline düşmüştü Suriye. Sonradan kurtuldular. Allah vesile etti. Anti-Darwinist, anti-komünist faaliyet yaptık. Suriye'yi de vurdu bu, Irak'ı da vurdu, her yeri vurdu. Ve hiçbir yere tutunamayacak hale geldiler. Hepsi dağıldılar. Yani komünist ideolojiyi çökerttik. Bütün İslam aleminde. Yani zeminin, sistemini çökerttik.